Erdoğan. Siz de icabet ederseniz çok memnun olurum. Hocam yan çeksene. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Vehdina ve vefikna ilel hakkı ve ila tarikil müstakim. Ve'afu anna ya kerim ve'afu anna ya rahim. Ve'afir lana zunubena bifadlike ve cudike ve keramike ya ekremel ekremine ve ya erhamer rahimin. Ey istediğini istediğine veren ve istediği zamanda alma kudretine sahip olan Yüce Mevlamız. Ey dualarımıza icabet eden, bize şah damarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden Allah'ım. Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak, gönüle yakın, her şeye kadir olan Yüce Allah'ım. Ey hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok, insan ve cinler ancak ibadet etsin diye yaratan, ilk emri oku olan alemlerin Rabbi Allah'ım. Ey şekil verenlerin en güzeli olan, bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan Allah'ım. Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merci olan Yüce Rabbimiz. Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan Rabbimiz. Bütün hamdü senalar sanadır. Övgü ve şükürler sanadır. Dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz, getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur Allah'ım. Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz. Yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Bize rahmetinle tecelli eyle. Bazı yüzlerin beyazlanıp, bazı yüzlerin kararacağı günde, bizleri yüzleri ak, gönlü pak olan, sevgili Resulünün bayrağı altında toplanan mesut insanlar zümresine ilhak eyle. Onun yanında cennete girmeyi, cemalini görmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, kalplerimizi doğru yola ilettikten sonra bir daha eğriltme. Sen lütfedensin. Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Bütün Müslümanların günahlarını bağışla. Hasta kullarına şifalar, borçlu kullarına edalar nasip eyle ya Rabbi. Yurdumuzu ve bütün İslam diyarını her türlü afetlerden, belalardan, zelzelelerden, yangınlardan, düşman hücumlarından koru. Devlet adamlarımıza, vatanımız ve milletimiz için yapmak istedikleri iyi işlerde muvaffakiyetler ve kolaylıklar ihsan eyle. Devletimizi, vatanımızı ve tüm mukaddesatımızı ilelebet payidar eyle. Çocuk çocuklarımızı ilimsiz, irfansız bırakma ya Rabbi. Hanemize huzur, bileğimize kuvvet, yüreğimize iman, derdimize deva, hastalıklarımıza şifalar ver. Ya Rab, bize ne senin zikrini unutturacak, sana şevkimizi söndürecek, seni tesbih ederken duyduğumuz lezzeti kesecek bir hastalık, ne de bizi azdıracak, şer ve kötülüğünü arttıracak bir sıhhat ver. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, merhametinle bu duamızı kabul eyle. Ey Rabbimiz, bizi seni çok zikreden, senden çok korkan, sana çok şükreden,
sana çok itaat eden, sana karşı içi saygı ve huşu ile dopdolu olan, dua dua yalvaran ve durmadan sana teveccüh eden insanlar eyle. İyilik ve güzellikten yana olan, hayır ve hizmetten geri duymayan insanlardan eyle. Allah'ım, mal verdiğin zaman saadetimizi, kuvvet verdiğin zaman aklımızı, iktidar verdiğin zaman basiretimizi, bela verdiğin zaman imanımızı, nimet verdiğin zaman mertliğimizi, güzellik verdiğin zaman iffetimizi, zorluk verdiği zaman sabrımızı bizden ayırma. Allah'ım, bugün dağların, taşların şühada gövdesine büründüğü güzel ülkemizde ve ülkemizin başkenti Ankara'nın en yüce, en ulvi, en mukaddes mezarlarının bulunduğu şehitlikte hep birlikte ellerimizi açtık, dua ediyoruz. Onların muazzez ruhlarını bizlerden haberdar eyle. Milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu ebediyen payidar eyle. İzzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harimimizi çiğnetme Allah'ım. Mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değdirtme. Ezanlarımızı susturma. Şanlı bayrağımızı indirtme Allah'ım. O güneşlerin ışığını yurdumuzun, milletimiz üzerinden hiçbir zaman eksik etme Allah'ım. Ya İlahi'l Alemin, biraz önce okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri yüce dergahında kabullerin en güzeliyle kabul eyle. Hasılın ecir ve sevabı evvelen ve bizzat bizleri yokluktan varlığa çıkaran, dalaletten hidayete kavuşturan, insanlığın önderi, şefaat minberin hatibi, iki cihan serveri, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz ve pak ruhu saadetten hedersen vasıl eyle Allah'ım. Hazreti Adem'den Peygamberimize kadar gelmiş geçmiş tüm peygamberlere, aşer-i mübeşşereye, ehl-i beyte, sahabelere, tabi'inlere, etbe-i tabi'inlere, ilme-i müştehitlerin de ruhlarını hedersen vasıl eyle Allah'ım. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağacın açmış duruyor peygamber müjdesine nail olan tüm şehit ve gazilerimizin. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Çanakkale gazi ve şehitlerimizin, şu an dua ettiğimiz kabristanlıktaki şehitlerimizin, özellikle de görev yaptığı Diyarbakır'ın nice ilçesi jandarma komutanı iken 4 Haziran 2012 tarihinde çıkmış olduğu görev esnasında hain teröristlerin döşemiş olduğu mayının patlaması sonucu şehit düşen jandarma Kurbay Binbaşı Ercan Kurdun da ruhuna hediye eyledik, vasıl eyle. Makamını cennet eyle. Cennette Peygamber Efendimiz'e komşu eyle. Geride bırakmış olduğu anne babasına, eşine, Koray ve Göçe isimdeki yavrularına ve kendisini tüm tanıyıp sevenlerine de sabr-ı cemiller nasip eyle Allah'ım. Duamıza icabet eden kardeşlerimizin, tüm ahirete irtihal etmiş olanların da kabir aleminin azabından, mahşer meydanında gazabından muhafaza eyle ya Rabbi. Sırat üzerinde selametle erenlerden, Habibinle birlikte cennete girenlerden eyle. Anne babalarımızın ahiret aleminde bulunan yakınlarını bu ziyaret-i Kur'aniyeden hissedar eyle. Yaptıkları amellerle baş başa olanları, kabirlerinde nam-ı nişanı kalmayanları, yavruları tarafından unutulmuş olanları da dualarımız sebebiyle rahmetinle yıkanan, günahlarından tümüyle kurtulan kullarından eyle ya Rabbi. İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, gariplerin, acizlerin, mazlumların ve masumların ruhlarına da hediye edildik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Topraklar altında hak ile yeksan olmuş, dünyada kimi kimsesi kalmamışların ruhlarına da hissedar eyle ya Rabbi. Dualar bekleyen kafe-i ehli imanın da ruhlarına hediye edildik, sen vasıl eyle. Makamlarını cennet eyle, derecelerini âli eyle, seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. Dünyada kalanlara yardım hidayet eyle.
sabr-ı cemiller lütfeyle Allah'ım. Allah'ım bizi son nefesimize iman ile, İslam ile, Kur'an ile göçenlerden eyle. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhid söyleyerek ruhlarını teslim edenlerden eyle. Ya Rabbim, Yüce Kitabında din, iman, millet, vatan, hak, hakikat, adalet, erdem, fazilet uğruna can veren şehitlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler buyuruyorsun. Dipdiri olduklarına şeksiz şüphesiz iman ettiğimiz şehitlerimizin amin sesleri eşiğinde sana yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Allah'ım ülkemizin dört bir yanında bir hilal uğruna batan nice güneşlerin yüzlerce binlerce şehidimizin tertemiz makamında sana yalvarıyoruz. Sana sesleniyoruz. Onların makamlarını âli eyle. O güneşlerin ışığını yurdumuzun, milletimizin üzerinden hiçbir zaman eksik etme Allah'ım. İstiklal şairimizin ifadesiyle ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şenliydi diyerek şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, Peygamber Efendimiz'e birlikte haşrolmayı, cennet ve cemaline buluşmayı nasip eyle Allah'ım. Bizleri şehitlerimizin uğruna canlarını verdiği yüce değerlere ihanet eden kullardan eyleme Allah'ım. Allah'ım şehitlerimizi dünyaya getiren, binbir çile ile büyüten ve onları yüce ideallerle yetiştiren annelerimize merhamet eyle. Git evladım, ben yıllarca oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma taşlar basayım. Hadi yavrum, hadi git. Ya gazi ol ya şehit diyerek evlatlarını asker ocağına gönderen tüm annelerimizin ruhlarını aziz eyle. Allah'ım millet olarak bizlere şehitlerinin aziz hatırasını ruh ve gönül dünyasına yaşatmayı nasip eyle. Bizleri onların uğruna canlarını verdiğin yüce değerlere ihanet edenlerden eyleme Allah'ım. Bugün de aynı iman, aynı gaye, aynı azim, aynı niyet, aynı duygulara sahip kardeşler topluluğu olmayı, barışı, huzuru, esenliği, kardeşliği, fazilet egemen kılmayı nasip eyle. Allah'ım hasta kullarımıza şifa, dertli kullarımıza devalar ihsan eyle. Ya İlahe'l Alemin, ölmüşlerimizin ruhu için, bakide kalanların sıhhat ve selameti için, her şeyden güzeli Allah rızası için El Fatiha. Hakkınızı helal edin, biraz uzun oldu. Teşekkür ederim.